gene sana vurgunum hey. Lay 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 la la lay la la lay la lay 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 la la lay la la lay la. Sebahattin Ali'nin güzel şiirinden, evet. Ali Kocatepe bestesi. Evet. Dinlediğiniz şarkı. Evet, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık diyoruz. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama her zaman olduğu gibi bir kez daha mutfağımıza geçiyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, bir kez daha mutfağımızdayız. Kreplerimiz hazır. Evet. Kıymamız ve soğanımız kavruldu. Bir taraftan evet. da şerbetimiz galiba kaynıyor. Şerbetimiz kaynıyor. Evet, şimdi ne yapıyoruz evet, ustam? İzleyicimize beşamel sosun tarifini de verelim. Evet verelim. Tereyağını eritiyoruz. Evet. Unu kavuruyoruz. Ardından sütü veriyoruz. Süt ekleyeceksiniz. Evet. Ekleyeceğiz. Koyulaşıncaya kadar karıştıracağız. Evet. Sütümüzü zaten alalım. Malzeme listesini de şu an yönetmenimiz ekranda verecek. Evet. 100 gram tereyağı, 3 yemek kaşığı un. Öncelikle evet kavurdunuz. Şimdi kavurdu. Sütü ekliyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Yarım kilo süt galiba. Yine. Evet. Evet. Tarifimiz 500 miligram süt üzerinde. Evet. Bir taraftan da kıymamız ve soğanımız kavruluyor. Evet. Ben illa böyle el atacağım. Yeter. Fazla mı? Evet. Beşamel sosumuz, krepler hazır. Kıymamız kavruldu. Şimdi bunun kaynamasını, koyulaşmasını bekliyoruz. Evet. İçinde muskat cevizi mi var? Evet, muskat evet. cevizi koyulaştıktan sonra evet. ilave edilecek. Rende yapıyoruz. Evet. Ceviz alalım. Evet. Bir aroma verecek muskat cevizi evet, yerken. Evet, değil mi? Tabii. Evet. Aroması hissedilecek. Sonra tekrar, evet. Aşama aşama. Bundan sonraki aşama nedir ustam? Krepimiz hazır, evet, iç hazır, harç hazır, beşamel sos hazır. Tamamlandıktan sonra bunların arasına börek gibi kat kat pasta gibi yani bu şekilde koyacaksınız. Oo. Süreceğiz. Peki şimdi başlayacağız ama daha sonra bu hazır olduktan sonra hemen bunun hazır olmasını bekliyorum. Evet. Ne kadar zamanda hazır olacak? Birkaç dakika mı? Birkaç dakika. Birkaç dakika. Evet. O zaman onları aşama aşama sonra mı göstersek siz onu yaparken değil mi? Evet. Öyle yapalım. Siz onları yapalım. Hazırlarken ben sohbet ederim. Tamam. Aşama aşama gösterirken yönetmenimiz size hani dönecektir kamerayı. O esnada da kat kat aşamaları gösterirsiniz. Tamam, yapılışını. Evet, buradan anlatmış olduk. Yapılışını da izleyicilerimize evet. paylaşırız. Öyleyse size kolay gelsin diyoruz. Evet, ustalarımızı mutfakta bırakarak hemen bir kez daha sohbet köşemize geçiyoruz. Evet, sohbet köşemizde programımızın başında da bahsetmiştik. Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği kurucusu, aynı zamanda yönetim kurulu başkan yardımcısı Yumiko Nakazawa bizlerle. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş nasılsınız? Bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. En son Kasım ayında aslında Yumiko Hanım'la bir araya gelmiştik. Çok evet. güzel bir çalışma vardı, sergi vardı. İzleyicilerimizle onu paylaşmıştık. Bugün de çok güzel bir çalışma var. Görüntüleri birazdan zaten yönetim ekranda verecek. Evet. Bu çalışma üzerine konuşacağız ama JICAT. Bu dernekten biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği ne zaman, ne amaçla kuruldu? Faaliyetlerini izleyicilerimize paylaşalım. Evet, daha önce Japonya'da eğitim gören mühendisler veya bürokratlar bir dernek kurmuştu. Evet. O 2006 veya 2007 yılıydı ama ondan sonra ilgiler arttıkça animasyon veya manga sevenler veya Japon ikebana sanatlar çok sevenler de biz de üye olalım. Yani ne şekilde size yaklaşabiliriz gibi sorular gelmeye başladı. Hem de 2010 yılı Türkiye'de Japonya yılıydı. Yani biz derneği adını değiştirerek
Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği 2010 yılında kurduk. Şimdi üyemiz 120 kişi civarında. Evet, onun dışında 3000'e yakın kişi bizden Facebook'ta veya sitemizde haber alıyor. Güzel etkinliğimize hep davet ediyoruz onları. Evet, çok güzel çalışmalar var. Evet. Gerçekten siteye ben baktım. İnanılmaz güzel çalışmalar var. Yarışmalar var, etkinlikler var. Kadınlara yönelik yarışmalar var. Ne bileyim, bir sürü baktım. İzleyicilerimiz hatta daha bakabilirler. JİKAT olarak girerlerse sanıyorum. Türkiye'de en etkin ve faal dernek, böyle kültür Japonya ile Dostluk Derneği adına çalışan en iyi dernek diye biz Japonya kendimizi gurur duyuyoruz. Origami sanatıyla bilirdik. Evet, origamide devam ediyoruz. Evet, Japonca kurslar var. Onları da tabii ki bahsedeceğiz. Faaliyetleriniz çok güzel. Bu faaliyet, biraz önce dediniz ki 2010 yılı Japon yılı. Evet, biraz bundan bahsedelim isterseniz, geriye dönüp. Çünkü bu geceki konserin belki de ana teması olacak Japon Sakura esintisi. Sakura'yı konuşacağız. Sakura nedir, onu soracağım. Çünkü bildiğim kadarıyla şu var, onu atlamıştım mı acaba diye bakıyorum. Yok, atlamamışım. Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'ni değil mi? Şehit olan 587 askerimiz için 2010 yılında 587 sakura fidanı Türkiye'ye hediye edilmiş. Evet, biraz bundan bahsedebilir misiniz? O İstanbul'daki bir botanik bahçesinde o fidanlar dikildi ve her sene artık çiçek açıyor. Onun dışında da biz 2010 yılında İzmir'e de sakura fidanlar getirdik. Yani Japonya'da gönüllü Kokoro no Pan diye bir grup var. Onlar 5000'e yakın fidan Türkiye'ye hibe etti. İzmir'e de toplam 50-60 tane geldi. Bunlar Ege Üniversitesi'nde, Oyuncak Müzesi'nde, fuarda veya Kıbrıs Şehitler'de, yani hem de Tarım Araştırma Enstitüsü'nde büyümekte hem de çiçek açmakta. Yani siz de artık sokaklarda görürsünüz. Göreceğiz değil mi? Evet. Hatta yönetmenim o görüntüleri hazırladı. Sağ olsun, yayından önce biz konuştuk. Dedim ki Ümit hazırlayalım mı? Hazırladığı yönetmeni Sakura, verecek. Sakura bitkisi de onu Sakura biraz... kiraz çiçeği. Kiraz çiçeği değil mi? Evet, kiraz çiçeği. Yani bu Japonlar için özel bir anlam var. Evet, şu an geldi. Evet. Her okulda, caddenin üzerinde, alanda, çok güzel, yani şirketin bahçesinde, her yerde sakralar dikilir ve baharda çiçek açar. 10 gün kadarmış ama değil mi? Evet, Japonların güzellik anlayışı, yani saklayı çok seviyor olması nedeni de buradan geliyor sanıyorum. Açarken çok güzel ama dökülmesi de bir güzelliği var. Evet, solmadan değil mi? Olduğu gibi dökülüyormuş değil mi? Muhteşem. Yani siz son samlayının son sahneyi gördünüz mü? Belki hatırlarsınız. Samlay olarak ölüm ama güzel bir ölüm. Yani en parlak halinde pat diye dökülüp gidiyor. Yani sakura ağacın altında böyle bir güzelliği hissedersiniz diye düşünüyorum. Hatta şeymiş biz, galiba değil mi? Derler, hani Japonya'ya gidecekseniz özellikle sakura zamanı gidin. Çünkü bir hafta 10 günlük bir dönemi varmış. Biz de onu yaşayın güneyden diye. Kuzeye doğru seyahat ederseniz hep sakurayı bir ay yaşayabiliriz. Sakura zamanı gelelim. Evet, sakura zamanı gelelim. Hatta sizin büyükleriniz şöyle demiş. Hatta notlarımın arasında baktığım zaman Japonlara genç, güzel ve hayat doluyken ölümün bir anda gelebileceğini aslında anlatıyor bu çiçek. Evet. Çok güzel, o da olabilir. Evet, güzel yaşam ve güzel de, yani bitmesini bilerek bu akşamda o sakura esintisini hissedebilecek bir konserimiz var. Japon geleneksel enstrüman koto konserimiz var. Onun da görüntülerini şimdi yönetmenim verecek. Hazırladı, sağ olsun. Ondan bahsederseniz, etkinlikten bahsedelim. Evet, aklım yılan. Güzel Bahçe Kültür Merkezi'nde saat 20'de koto solist Asuko Suetomi ile Japon Müzik Topluluğu birlikte, hem de ona Kanun için Erol Gönüldaş eşlik edecek. Yani bu
Sakura'nın güzelliğini o konserde de mutlaka hissedersiniz. Evet. Yani Koto'nun sesini aslında Türk müziğinin geleneksel enstrümanı kanun da eşlik edecek. Evet. Yani kanun sanatçısı benzeyen taraf var. Ne kadar evet. Güzel. Evet. Hı-hı. Tam bir terapi gecesi gibi. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Buluşuyor o felsefe. Değil mi? Evet. Koto evet. Yani dışarıya böyle gösterişli çalan bir çalgı değil de evet. Kendine bir kapalı alanda çok samimi az kişiler için çalınan bir çalgı. Derin ve şu an sesini duyuyoruz. Evet, evet böyle. Evet. Burada bir Japon ruhu var diye biz düşünüyoruz. Evet. Gerçekten kanunla çok yakın değil mi? Evet. Benzin tarafı. Bu şekilde harmanlanması. İşte. Evet çok güzel. Yüreğinizin teller. Evet. Ne kadar güzel söylediniz. Yüreğinizin telleri. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Evet bugün konseri tabii ki izleyicilerimizi davet ediyoruz evet. Biz de burada. Bu konser ücretsiz onu da hatırlatmış evet, olalım. Ücretsiz. Evet ücretsiz. Hem de konserden önce 18'den başlayan yani, bir atölye çalışmalarımız var. Evet. Kaligrafi, haiku. Haiku biliyor musunuz? En kısa şiir. O çalışmalar geçen sene de Türkiye'de yapıldı. Çocuklar yaptı. 800 çocuk Japonya'nın bir haiku yarışmasına katıldı. Çok ondan güzel. Ödül alanların bugün töreni var. Evet, haikular asılıp pano üzerinde size de katılmasını tavsiye ederim. Kaligrafi evet. Çalışması var. Hem de biz yeni bir kitap bastırmıştık. Japon kültür tarihinin satır başladı. Evet. Japonya'ya meraklı olan, Japoncayı başlayanlar için giriş yapmak için Japon kültürünün tarihi kitap. Yani bunlar da bugün dağıtılacak. Bunlar da ücretsizdir. Japonya'nın Osaka Üniversitesi'nden Profesör Doktor Matsui Yoshikazu yazdı ve Erciyes Üniversitesi'ndeki Doçent Doktor Borgan hocamız çevirdi Türkçe'ye. Çok güzel bir kitabımız çıktı. İlgili olanlar lütfen bize gelin. Bu kitabı da eline edin. Yani okumanızı tavsiye ederim. Bugün itibariyle bir hafta boyunca etkinlik var aslında. Evet, bir evet. Bugün başlıyor. 18 itibariyle evet. Yarışmalarla başlıyor ve Japon kültür tarihinin satır başları kitabını da oraya gelen konuklara hediye ediyor. Evet, hediye ediyor. Biz de ücretsiz. Bugün bütün etkinlikler ücretsiz. Evet, bunu hatırlatmış evet. Olalım izleyicilerimize. Bu hafta ismi de Japon Kültür Haftası olarak biz hem de biraz önce bahsettiğiniz gibi Ertuğrul Fırkat Teğinin evet. Faciasının 125. yıl dönem niteliğinde de bunlar huzur içinde yazsınlar diyoruz evet. Onun için yıllarda evet. Bu film yapmaya çalışan bir yönetmen Mitsutoshi Tanaka var. Ertuğrul 1890 yılı evet, diye evet. Bir film şimdi hazırlanıyor Türkiye Japonya işbirliği ile. Şimdi İstanbul'da çekimde son aşamadaymış. Bunlar bu sene Kasım'da vizyona girmesi planlanıyormuş. Bu çalışmaları biz kutlayarak veya desteklemek için bu Mitsutoshi Tanaka yönetmenin evet, ödül aldığı filmimiz, evet. Filmlerde bu hafta Cumartesi günü 20 Şubat evet. Desem 9 Eylül rektörlüğünde Desem'de göstermeye tanıtım çalışacağız. Olacak. Evet. Evet şu an zaten görüntüler ekranda geçiyor filmin. Ertuğrul 1890 sevgili seyircilerimiz. Ertuğrul 1890 isimli hem Japonya'da ve Türkiye'de çekilmekte olan filmin tanıtımını izliyorsunuz. Kasım ayında vizyona girecek evet, değil mi? Evet. Aynı yönetmenin daha önce yaptığı filmler size tanıtılacak. Çünkü yeni film henüz vizyona girmedi. Tabii. O Kasım ayından sonra Kasım ayında. Gelir. Ama tanıtım seneye, olacak. Evet, inşallah tanıtımı. Seneye tabii, de tabii. Bize gelir. Tanıtım yapılacak. Ödül almış, hepsi ödül almış güzel filmlerdir. Alt yazı Türkçe. Bunlar da ücretsizdir. Cumartesi günü saat
13'te Kokteylimizle başlıyor. 14'ünden itibaren 3 tane film arka arkaya. Oo, hepsi evet desem de izleyebilirsiniz. Ay harika. Çok güzel filmler evet, geliyor. Bu Japon konsolosluk, İstanbul'daki konsolosluğumuz evet bunu sağladı. Sağ olsun. Hem de 9 Eylül Üniversitesi grafik bölümündeki hocalarımızın sergi de aynı zamanda olacak. Onlarla birlikte bu etkinliği düzenliyoruz. Aynı zamanda 1 Mart'ta Japonca konuşma yarışması veya bloguyla Japonya ve Japon kültürünü tanıtım gösteri de var. Evet. Çok güzel konuşmalar var. Hazırlamış Japoncayı ismi de öğrenenler. Çok güzel. Kolay mı peki öğrenebilir miyiz? Desteğinizi ihtiyacımız var. Tabii yani ki. Gerçekten çocuklar böyle cesaretlendirmek evet bizim görevimiz gibi geliyor. Çocuklarımız için de hakikaten çok güzel bir aktivite zor aslında. Zor dil çünkü Japonca çok zor dil ama güzel bir dil. Ondan sonra en son 16.30'da Kobudo ve Kendo gösterisi. Yani bu nasıl? Japonya'nın savunma sanatı. Biliyor musunuz? Judo, evet. Kendo, Karate, evet. Aikido bunların bir arada olan Çünlü, evet. Kobudo denilen çok, ay, çok tarih güzel. Olan bir gösteri olacak. Hem de Türkiye'deki Çanakkale Üniversitesi Japonca bölüm öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Torga Özşem başta olmak üzere Kendo grubu. Kendo'yu biliyor musunuz? Samuray evet. Teknik. Gerçekten. Dolu dolu bir etkinliğimiz. Bir hafta. Evet, evet. Yani pazar bu... gününe kadar evet. Bir tane gün Japon günü o bitti de. Var mı orada görüntüsü? O şey ama yok, 21'inde artık bitmişti. O bitti. Evet. Evet o bitti. 21'inde başladı. Evet. Siz Cikat sayfasına girerseniz var, bu etkinliğin şeyi, pasta. Görebilirsiniz. Evet. Bekliyoruz. Evet. Bir hafta boyunca etkinlik var. Hakikaten evet. Bugün, sanat, kültür, spor bir arada olacak. Bugün, müzik bir arada olacak. Güzelbahçe Kültür Merkezi'nde bu akşam. Hatırlatalım. Ondan evet. Sonra 9 Eylül desem de evet devam edecek. Evet. Herkese bekliyoruz. Evet. Şunu hemen hatırlatmak istiyorum. Ben demiştik ki işte Ertuğrul Fırkateyn'inden bahsettik. Ertuğrul 1890 filmi hem Japonya'da hem Türkiye'de yani film çekilmeye başlandı. Bugün tabii ki kısa bir tanıtımı olacak. Hemen şöyle bir notlarımın arasına baktığım zaman sevgili seyirciler bu film 1890 yılında Abdülhamit Han'ın Japon İmparator'a gönderdiği hediyeleri sunduktan sonra geri dönüş yolunda çıkan Tayfun'da inşallah okuyabilirim bunu. Kagoshima doğru söyledim. Parçalanışını ve neredeyse tüm mürettebatın ölümünü konu ediyor sevgili seyirciler. Ve zaten ki bu olayda dostluk ilişkilerimizin başlangıcı olarak da kabul edilmiş. Ve 2015 yılında da bu film bitirilecek. Yani bu sene içerisinde bitirilecek. Türkiye'de ve Japonya'da dostluğumuzun hatırasına gösterilecek. Evet. Hakikaten şu an tüylerim diken diken şimdi, oldu. Çok güzel gerçekten. Evet, 60, bunu 600, iletmek istedim. Bilmeyen izleyicilerimiz de varsa. 660 mürettebat vardı. Sadece 587 evet, askerimiz şehit olmuş. Evet. 69 kişi mi kurtarılmıştı? Evet. Evet, evet. Ve onlar denizden çıkanları iyileştirilmiş, bakmış. Ondan sonra Meiji İmparatoru 2 asker gemisiyle İstanbul'a etmek ister. Yani orada baş Japonya
587 fidanda ülkemize getirilmiş sakura fidanları diyoruz. Ve size çok teşekkür ediyoruz. Evet, bir kez daha hatırlatmış olalım. Güzel Bahçe Kültür Merkezi'nde bugün ücretsiz konser var ve bir hafta boyunca etkinlikler devam edecek. Spordan müzik, her şey var diyoruz. Evet. Ve diyoruz ki Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği kurucusu, aynı zamanda yönetim kurucusu Yumiko Nakazawa'ya bizlerle birlikte olduğu için bu akşam konseri kaçırmayın diyoruz. Etkinlikler ücretsiz diyoruz.